Ya sen beni niye arayıp duruyorsun ya? Arama dedikçe yapıştın ha iyice. Bahçedeyim, bahçeye gelir misin? Sen ne geliyorsun hala ya? Yürü. Ne geliyorsun hala buraya? Birlikte bir öğle yemeği yiyelim mi? Biraz konuşuruz. Sen aklını mı kaçırdın? Sende anlama kıtlığı falan mı var ya? Bak gel son kez oturalım konuşalım. Ben sana nasıl bir komploya uğradığımı anlatayım. 100 kere söyledin. 100 kere. Evet 100 kere söyledim. Gerekirse 1000 kere daha söyleyeceğim çünkü söylemekle kaldım. Anlatamadım. Anlatamıyorum. Çünkü anlattırmıyorsun Damla. Anlatırsan bana hak vermekten korkuyorsun. Nasıl korkunç bir hata yaptığını fark edip bununla yüzleşmek istemiyorsun. Senden kurtuluş yok mu ya? Sen beni bir salsana. Beni bir sal ya. Beni bir rahat bırak ya. Ben bir kaybolayım. Damla bak lütfen. Gel son kez konuşalım. Eda'nın bana nasıl bir komplo kurduğunu anlatayım sana. Ondan sonra karar ver ne yapmak istediğini. Lütfen. Sen dünyanın en masum insanı da olsan, sana 100 binlerce komplo da kurulmuş olsa, senin hayatın bir sinema filmi olsa, hatta o sinema filmi en iyi senaryo ödülünü alsa ben yine de istemiyorum, tamam mı? İstemiyorum. Çok abartıyorsun Damla. Gerçekten. Ben mi abartıyorum ya? Bir de gitmişsin babama adamın kafasını bulandırmışsın. Hiç öyle bir şey yapmadım. Bulandırmadım. Sakin kafayla düşününce benim haklı olabileceğimi anladı Rasim babam. Babam mı? Hı hı. Babam deme benim babam. O senin baban değil. Damla lütfen sakin olur musun? Bak lütfen, lütfen sakin ol. Bak sakinleş. Gidelim bir yerde oturalım, konuşalım. Hı? Bir yemek yiyelim, sakin sakin konuşalım. Hala bana hayır diyorsan... Bende kalan birkaç hatıram var. Sana onları vereyim. Ondan sonra senin hayatından tamamen çıkayım. Çünkü hatıralar kendi kendine olan şeyler değil. Yaşanmışlıkların sonucunda olurlar. Benim sende ne hatıram var bilmiyorum. Ama senden bana kalan tek hatıra kocaman bir hayal kırıklığı. Kocaman bir hayal kırıklığı. Damla, müdür bey projeyi soruyor. Değerlendirmeye alacakmış. Tamam, geliyorum. Lütfen git. Tamam mı? Lütfen.